Bu mana, bu çok farklı bir mana. Kalbin yaşadığı bir hal bu yani. Ne diyor mübarek? Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki, namaza girdiğin zaman Allah ile münacat ediyorsun. Namaz Allah ile konuşmak demektir. Sübhane ve Teala. Hep kalbin Allah'a yöneliyor olması lazım. O yönelmeyi kaybettin mi münacat gitmiştir diyor. Konuşma bitmiştir. O haldeki musalliye de musalli denmez diyor yani hakikaten. Yani bize musalli denmiyor aslında yani. O münacatı kaybetmemek gerekiyor. E şimdi her an Allah ile olduğu düşüncesi, murakabesi, müşahedesi kalbinde olan bir kul. Ya ben onun ayağının altını öperim. Ben 24 saat içerisinde bir saat bu halde olabildiğimi göremiyorum. Bir kul var ki her an Allah Subhanahu ve Teala'nın tecellisi altında olduğunun tefekkürüyle yaşıyor. Ayağının altını öperim ben onun. Sen ne güzel bir kulsun. Diyerekten yani. Böyle bir kullar varsa bunlara hürmet etmemek nedir? Ben kendi halini bilen herkese söylüyorum. Hoca olsun, hacı olsun, ister bütün kitapları okusun, bana söylesinler bakalım. 24 saat içerisinde Allah'la beraber ne kadarsın? Hadi söyle bana bakayım. Ha işte ders anlatıyordum Allah'la beraber. Hayır. Ders anlatırken bile Allah'la beraber olduğun meçhuldür. O tefekkürü kalbinde hissedeceksin. Konuşan, konuşturan Allah'tır diyebiliyor musun? Dinleyen, dinlettiren Allah'tır diyebiliyor musun? Yok. Namaz kılarken Allah'layım. Nasıl Allah'lasın? Kalbin cirit atıyor etrafta. Bir insan ile ilmi münazara yapıyorsun, onun tepesine çıkmak için uğraşıyorsun. Bu mu Allah'la olmak? Münazara yapan, bir şeyi anlatan insan karşısındakini hakka getirmek için Allah'a yalvarıyor halinde olması lazım onun kalbi. Adamla bir tartışma yapıyorsun ya. Kalple Allah'a yalvarıyor, ya Rabbi çek onun kalbini hakka. Böyle bir hal senden sudur ediyor mu? Nasıl yani? Koskoca Bayezid-i Bestami Hazretleri 30 senedir diyor ben hak ile konuşuyorum. İnsanlar kendileriyle konuşuyorum zannediyorlar beni. 30 sene. Düşünebiliyor musun? Sadece Allah'la konuştum diyor. İnsanlar beni kendileriyle konuşuyor zannetti. Böyle bir insanın ayağı altı öpülür. Böyle bir insanın hizmetçisi olunur yani. Kitap okuyabilirsiniz, kitapları ezberleyebilirsiniz. Ağzınızda çok kelam, çok laf yapabilir ama kalbiniz nerededir, nerede? Biz ondan bahsediyoruz yani. Kalbi alim olan, onun için İmam-ı Gazali Üstadımız öyle buyuruyor. Ahiret alimleri. Normal alim demiyor. Ahiret alimleri onlar. Ahiret alimi miyiz, değil miyiz? Evet, ağzımız güzel laf yapıyor. Konuştuk mu? Maşallah. Konuşuyoruz. Ahiret alim miyiz ama? Bakalım. Halimize, tavrımıza, durumumuza bakalım.